Çiftlik TV kanalından herkese merhaba. Arkadaşlar bugün lüve yetiştiricindeki karlılıktan bahsedeceğiz. Yani biraz para konuşacağız. Ne gibi giderleri var? Nasıl masraflar çıkıyor? Bu işi yapmak isteyen arkadaşlarımıza fikir olsun diye bu konu hakkında konuşacağız. Arkadaşlar öncelikle lüve yetiştiriciliğinde her işte olduğu gibi özellikle hayvancılığın her sektöründe olduğu gibi sabır, emek isteyen bir iş. Çünkü uzun vadede olan, yani bazı aksaklıkların da olduğu ama yine de karlılık oranının yüksek olduğu bir iş. Şimdi düve yetiştiriciliğinde kısa süreli ve uzun süreli düve yetiştiriciliği yapılabilir. Uzun süreli düve yetiştiriciliğinde küçük hayvan alıyoruz arkadaşlar. Yani 6 ila 8 aylık hayvanları toplayıp bir yıl baktıktan sonra aşılatıp o şekilde damızlık olarak veriyoruz. Kısa süreli düve yetiştiriciliğinde ise büyük olan hayvanlardan, yani 12 aylık civarı olan hayvanlardan alıyoruz. 6 ay gibi kısa bir süre baktıktan sonra bunları satabiliyoruz. Arkadaşlar ikinci, yani kısa süreli de iki defa hayvan almamız mümkün. 6 aylık periyotlar halinde baktığımızda iki defa çiftliğimize hayvan getirebiliriz. Biz uzun süreli düve yetiştirici yapıyoruz. Yani 12 ay bakıyoruz. O yüzden ondan bahsedelim biraz. Şimdi 12 aylık bakacağımız hayvanı aşağı yukarı 6 aylık aldığımızda bugün için konuşuyoruz. Simenter bir düve. 6 aylık simenter bir düve. 4000 ila 4500 TL arasında alınabilir. Buna 12 ay gibi bir süre baktığımızı düşündüğümüzde yaklaşık olarak günlük 2 kilogram kadar arpa ezmesi, 2 kilogram kadar düve yeme, 4 kilogram kadar da saman vermemiz yeterli olacaktır. Tabii ki de zaman zaman elimizde olan yoncalardan, yeşil paketlerden verebiliriz. Ama genellikle bu şekilde bakıyoruz. Tabii ki de bu maliyeti olacak yıl bazında düşündüğümüzde. Yıllık 3000 TL civarında bir maliyeti var. Gideri var arkadaşlar. Yem gideri var. 4000 TL'ye aldığımız hayvanımıza 3000 TL'de yem masrafı yaptık. 7000 TL'ye mal etmiş olduk. Arkadaşlar tabii ki de aşılatıp yani tohumlatıp satacağımız için bir de veteriner tohum masrafımız olacak. Bazen tek seferde tutuyor ama genellikle iki seferde tuttuğunu düşünürsek iki sefer tohumlattığımızda yaklaşık olarak 250 TL civarında bir masrafımız olur. 7250 TL şu anda giderimiz oldu. Bir de hesaba katmadığımız, yani işin içine koymadığımız bazı giderlerimiz de olacaktır. Buna da 750 TL gibi hayvan başı yazdığımızda 8000 TL'ye mal etmiş olacağız hayvanımızı, düvemizi. Tabii ki de bu en kötü şartlardan bahsediyorum. Bu kadar gider de olmayabilir. Ondan da bahsedeceğim birazdan. Nasıl giderimizi azaltırız konusunda. Bu hayvanı ne kadar satabiliriz arkadaşlar 12 ayın sonunda? 11.000 ila 12.000 TL civarında satmamız mümkün. Simental gebe bir düveyi. 19 aylık civarında olan bu düvemiz 11.000 ila 12.000 TL civarında satılabilir. 11.000 TL'ye sattığımızı düşündüğümüzde 3.000 TL gibi bir karımız olur. Arkadaşlar beshanemiz 23 başlık bir beshane. Bu hesaba göre 69.000 TL gibi bir karımız olacaktır. Tabii ki de bu 3 aşağı 5 yukarı bu şekilde. Bunun dışında karımızı nasıl arttırabiliriz? Eğer meramız yakınsa meraya dayalı bir düve yetiştiriciliği yapılabilir. Meraya dayalı hayvancılıkta giderler azalır arkadaşlar. Çünkü günde bir defa yaptığımız yemlemede daha az yem veririz. Sadece düve yemi vermemiz yeterli olacaktır. 2 kilogram kadar düve yemi yeterli olacaktır. Bir başka seçenek de yemi, yani hayvanımıza verdiğimiz besini kendimiz üretiyorsak da karımız artacaktır arkadaşlar. Benim ilk yaptığım hesaplama tamamen dışa bağlı olduğumuz, dıştan
para ile aldığımız hesaplama, yani yem giderimizin en yüksek olduğu hesaplama bu şekilde. Tabii ki de hayvanımız kısır da olabilir süreç sonunda, yani gebe kalmayabilir. Tabii ki de o zaman damızlık olarak satamayız. Ne yapacağız peki o zaman? Kasaplara satabiliriz, kurbanlık olarak bakabiliriz. Sonuçta hayvanımız 2 yaşını geçmesine az bir zaman var. 2 yaşını geçmesini bekleyebiliriz. Kurbanlık olarak satabiliriz. Yani anlayacağımız hiçbir şekilde düvemiz elimizde kalmaz. Bir şekilde onu elden çıkarırız. Karlılık bu şekilde arkadaşlar. Gerçekten hevesi olan, imkanı olan, bir miktarda yatırım yapmak için parası olan arkadaşlar bu işe girebilir. Kazanç var. Kazanç elde edebilirler. Hem günde yani 1 saat zaman ayırarak yapıyorsunuz bu işi. Günde 1 saatte bu paralar başka işlerde zor kazanılıyor arkadaşlar. Asgari ücretle çalıştığımızı düşündüğümüzde günde 8 saat en az çalışıldığında 2.300-2.400 TL gibi bir para, o da yılda 27.000 ile 30.000 arasında bir para yapıyor arkadaşlar. Yani neredeyse 23 başlık bir işletmede 2 katı kazanç elde ediliyor. Günde 1 saat bakılarak. Bu değerlendirilebilir. Tabii ki de büyük çapta yapmamız şart değil. İmkanımız ölçüsünde ahırımızda, damımızda küçük çapta yapılabilir. Küçük çapta başlanabilir. Zaten ilk olarak çok fazla hayvan alınarak hangi sektörde olursa olsun, kanatlı sektörü, küçük baş sektörü, işte büyük baş sektörü ne olursa olsun büyük çapta almak her zaman risktir. Öncelikle işi öğrenmek adına küçük çapta az sayıda hayvan alırsak hem işi öğrenmiş oluruz, hem kazanıyor muyuz, kazanmıyor muyuz test etmiş oluruz. Bu şekilde daha emin adımlarla ilerlememiz mümkün. Ben bu şekilde hesapladım. Ben bu şekilde kazanıyorum. Tabii ki de sizin bulunduğunuz yere göre ya da imkanlarınıza göre kazancınız değişecektir. Belki daha fazla, belki daha az kazanacaksınız. Ama yine de denenebilir mi? Evet, yapılabilir bir iş. Dediğim gibi az bir emekle, az bir çabayla bu iş sürdürülebilir. Çok da fazla para istemeyen bir iş. İlk yıl biraz hayvan aldıktan sonra işi öğrenip diğer yıllarda sayınızı arttırabilirsiniz, kapasitenizi arttırabilirsiniz. Bu şekilde yapılırsa daha iyi olur bence. Arkadaşlar, bu şekilde bu konuyla ilgili söyleyeceklerim bunlar. Kanalıma abone olarak desteklerinizi bekliyorum. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın, iyi seyirler.